Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bir açıklama. HDP eski eş genel başkanı Demirtaş ve terörist elebaşı Öcalan'ı kastederek Edirne'deki en büyük hesabı İmralı'dakine verecek sözleri. Muhalefetin tepkisi sürüyor bu sözlere ilişkin. İYİ Parti lideri Meral Akşener, seçimi kazanmak için İmralı'dakini çıkarma peşindeysen orada duracaksın, karşında bizi bulursun dedi. Muhalefetten mektup hatırlatması da var. Şu anda Edirne'deki en büyük hesabı İmralı'dakine verecek. Eğer arzu ettiğin hesabı kesmesi için İmralı'dakini tırnak içinde çıkarmanın peşindeysen orada duracaksın. Sakın ha! Sakın ha! Sakın ha! Cumhurbaşkanı'nın İmralı çıkışının yankıları sürüyor. Meral Akşener yüksek tondan sakın serbest bırakmaya kalkmayın sesini yükseltti. Karşında bizi bulursun restini çekti. Muhalefetin mesajları sertti. Zannediyor ki her yer şu anda toz pembe değil. Onların da kendi içinde ayrı bir hesaplaşmaları var. Ve bu hesaplaşmayı da yapacaklar. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı böyle abuk sabuk konuşamaz. Kendine gel. Seçim kazanmak için böyle bir kötülüğü bu memlekete yapmaya kalkma. Belki küçük ortağını ikna edebilirsin. Ama böyle bir ahmakla, böyle bir hainliğe yeltenirsen karşında bizi bulursun, bizi bulursun. Buradaki hesap sorma makamı olarak tayin edilen kişi kendi deyimleriyle de terörist başı değil mi? Bebek katili dediği birini hesap soracak, bir partinin eş genel başkanı hesap verecek konuma getirmek nasıl bir aklın ürünü? Millet gerçekten buna nasıl bir tepki koyuyor? Bu nasıl bir mertebelendirme? Gerçekten insan şaşırıyor. Erdoğan'ın sözlerine karşılık meclisten verilen mesajlar aynıydı. Hesap soracak makam yargıdır. Yargı süreci devam eden Selahattin Demirtaş'ı gitti, terörist başı Abdullah Öcalan'a şikayet etti. Rezalete bakar mısınız? Türk yargısının düşürüldüğü şu duruma bir bakar mısınız? Yazıklar olsun. Sayın Erdoğan, bu memlekette eğer bir hesap kesilecekse onu yüce Türk yargısı keser. Makamının ciddiyetinin farkına var artık. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde hesabı iki tane sorma merciği vardır. Bir, sandıkta millet sorar. İki, bir suç işleniyorsa mahkemeler sorar. Yargı makamı mıymış İmralı? Yargı makamı mıymış Abdullah Öcalan da hesap soruyormuş? Abdullah Öcalan kime hesap soracakmış? Erdoğan'ın o çıkışı neden yaptığı merak konusu. Muhalefet 2019 seçimlerinde terörist elebaşısı Öcalan'ın mektubunun ekranlar karşısında okutulmasını hatırlattı. Erken seçim tartışılırken Erdoğan'ın mesajı seçim hazırlığı olarak yorumlandı. Belli ki 2019 seçimlerinden ders almamışsın. Anketlerde çakılınca yine gidip Cumhur İttifakı'nın pek de gizli olmayan gayri resmi ortağının peşine takılıyorsun. Geçen sefer mektupla işi kurtarmaya çalışmıştın. Bu sefer görüyorum ki başka oyunlar peşindesin. Şehitlerimizin aziz hatırasını senin siyasi hesaplarına ezdirmeyiz. İstanbul seçimlerini 13 bin farkla tamamlanıp Tayyip Erdoğan ve kadroları hazımsızlık yapıp YSK'da seçim iptal edilince İstanbullu büyük bir tepki gösterdi. Böyle şey olmaz dedi. Apar topar ve hukukçu olmayan bir akademisyeni alıp Abdullah Öcalan'la görüştürdüler. Ona çıkıp mektup okuttular, açıklama okuttular. Buna bile ses çıkarmamış. Hatta o günkü açıklamasıyla mesajı almıştır HDP seçmeni diye. Buna yol veren, ön açan Devlet Bahçeli'nin sessizliğini sorguluyorsunuz. Biz bunlara şaşırmıyoruz. Milliyetçilikle ilgili, vatanseverlikle ilgili, terörle mücadele ilgili söyledikleri her ifade konjonktüreldir. Her şeyi masum görebilirler.